Aşırı sıcaklarla geçen bir yazın ardından sonbaharla birlikte aniden soğuyan havalar kalp hastalıklarını tetikliyor. Soğuk havada düşen vücut sıcaklığını dengede tutabilmek için adrenalin gibi stres hormonlarının etkisiyle kalp hızında, kan basıncında ve kanın pıhtılaşma düzeyinde artış ve damarlardaki büzüşme kalbimizin daha fazla çalışmasına yol açıyor. Bu durumun özellikle kalp ve damar hastalıklarıyla gizli kalp hastalığı bulunanlar için önemli bir risk oluşturduğunu belirten Acıbadem Altunuzade Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Profesör Doktor Sinan Dağdalen sonbaharda kalbi korumanın ihmale gelmez kurallarını anlattı ve şu önemli uyarılarda bulundu. Soğuk ve rüzgarlı havalarda vücut periferik kan damarlarında kasılma olmakta, adrenalin seviyesi artmakta, tansiyon, nabız dengesi negatif yönde bozulmakta ve kalbe giden kan dolaşımı azaldığından kalp damar hastalıkları ve komplikasyonları riski artmakta, kalp krizine yol açabilmektedir. Soğuk hava bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyerek enfeksiyonlara zemir hazırladığından Ortaya çıkan iltihabi durum da kalp ve damar hastalıklarını tetikleyebilmektedir. Toplumda kalp damar hastalığıyla hipertansiyonu olduğunun farkında olmayan 40 yaş üzerinde önemli sayıda insan bulunmaktadır. Özellikle kalp damar hastalığı olanların sonbahar kış mevsiminde dikkatli olması gerekir. Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı tehdit eden yüzyılın salgın hastalığı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenler arasında ilk sırada 70 yaş üzeri kişiler bulunuyordu. İkinci sırayı kronik kalp ve damar hastalıkları olanlar aldı. Bu dönemde hem kalp damar hastalıklarında hem de hipertansiyon krizlerinde artışlar önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kalp damar hastalıkları ve hipertansiyonla ilgili yaşadığımız artan sorunlar sadece virüsün etkisiyle değil, insanların kontrollerini aksatmaları, egzersiz yapmamaları, beslenme bozuklukları ve külü almaları hatta psikolojik streslerinin artmasıyla açıklanabilir. Pandemi sürecinin tüm organ fonksiyonları, bağışıklık sistemi ve insan toplum psikolojisiyle birlikte kalp damar sistemini de ciddi şekilde olumsuz etkiler. Bu etkilemeler içerisinde solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemle ilgili komplikasyonlar maalesef en tehlikeli sonuçlara neden olabilen COVID-19'un hedef organlarını oluşturmaktadır. COVID-19'un kalp damar sistemiyle ilgili komplikasyonları miyokardit yani kalp kası iltihabı, perikardit kalp zarı iltihabı, akut kalp krizi, ciddi kalp yetersizliği, beyin damar tıkanıklığı, felç Kalp ritim bozuklukları, kontrolsüzleşen hipertansiyon atakları, akciğer damar tıkanıklığı ve bacak damarlarında pıhtı oluşması şeklinde sıralanabilir. Bu komplikasyonların geç ve uzun dönemde COVID-19 geçiren kişilerde ileride ortaya çıkarabileceği kardiyovasküler izler ve komplikasyonlar konusunda ise henüz kesin bilimsel verilere sahip değiliz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sinan Dağdelen pandemi tehdidi altında girdiğimiz sonbaharda kalp ve damar hastalıklarına karşı ihmale gelmez önlemleri şöyle sıraladı. 1. Pandemide COVID-19'dan korunma kurallarına sıkı sıkıya uymak. 2. Aşırı yağlı, unlu, aşırı tuzlu, kızartılmış ve hazır gıdalardan kaçınmak. 3. Az ve sıkı yemek, tam olarak doymamak önemli. 4. En az 1 litre su içmek. Böbrek ve kalp damar hastaları için bu oran değişebilir. 5. Sigara kalp damar hastalıklarından ölüm riskini 2-3 kat artırdığından sigaradan ve pasif içiciliğe maruz kalmaktan kaçınılmalıdır. 6. Et ağırlıklı beslenme yerine taze sebze ve bakliyat tüketilmelidir. 7. Uzman tarafından önerilmedikçe hiçbir takviye, vitamin veya minerali rastgele kullanmamak önemlidir. 8. Her gün en az 30 ila 40 dakika düz bir zeminde uygun adım yürünmelidir. Yaş, kalp damar hastalığı, sistemik organ hastalığı olanlar bu süre ve hız değişebilir. 9. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın aşı talimatlarına uymak ve yetersiz kişilerin tavsiyeleri dikkate alınmamalıdır.